İslamiyet'te nişanlık dönemi tanışma dönemidir. Flört falan diyorlar ya. İşte İslamiyet'teki flört budur. Böyle bir şeydir. Tanışacaksınız. El alem bilecek sizin nişanlı olduğunuzu. Ama tanışmadır. Birbirinizi tanıma dönemidir. Baktınız ki olmuyor. Zorlamaya gerek yok. O yüzden buraya bakıyoruz. Küfür olmaya bakıyoruz. Kalbi muhabbet var mı? Sohbetten keyif alıyor muyum? O keyif alıyorum. İki taraf için de geçerli. Kadın da aynı şeyi düşünecek ya. Beyefendi duygularını kapatmış. En büyük sıkıntılardan biri o. Konuşmuyor. Yüzü asık, donuk, şiddete maruz kalmış küçükte. Duygularını tamamen kapanmış. Ufak bir şey söylediğin mi parlıyor adam. Yani işte bu o dönem itibariyle çok önemli. O dönemi atlattıktan sonra artık geri dönüş yok. Nişanlılık süresi ne kadar sürecek abi? Minimum 6 ay diyoruz. Maksimum 1 yıl. Yani olacak peki? O detaylara girelim mi bilmiyorum. Abi şey gibi. Ha. Gençler var tabii. Evet. Şimdi iş flörte kayabilir yani. Evet. O şer'i dairede olacak. Meşru dairede olacak. Mesela ben nişanların nişanlarına gidiyorum. Nişan programlarına gidiyorum. İşte kurdele bağlamışlar. Yüzükler takılır falan. Ondan sonra makas da kesilir. Ben diyorum ki şu anda sizin makas da kesiyorum. Bir anlamı şu. Bakın bu kurdeleyi ayırıyorum. Birbirinizden uzak duracaksınız bir kere. Şu eller birbirine değmeyecek. Buna dikkat edeceksiniz. Yani siz daha eş değilsiniz. İkincisi, evlilik böyle maddi bağlarla gitmez. İple miple birbirinizi bağlayarak evlilikler gitmez. Evlilikler kalbi bağlarla gider yani. Şimdi nişanlık dönemini böyle bileceğiz. Evlilik değildir. Evliliğin kuralları ayrıdır, nişanlığının kuralları ayrıdır. Şimdi nişanlıyken duygusal bağ kuruluyor, derinleşiyor, sınırlar aşılıyor, evliliğe geçirmiş oluyor. Halbuki onun adı ne? Nişanlılıktır yani. Nişanlılıktır. Nişanlığının kuralları vardır. Yani bir insanı tanımak için, kısacası şunu diyorum, bir insanı iyi tanımak için ona dokunmak şart değildir. Bu tamamen nefsin bir hilesidir yani. Bir iş ortağı arıyorsunuz. Dokunuyor musunuz adam? Abi seni tanımam için dokunmam lazım sana. Diyorlar ya flört yapanlar, abi tanımak işte bilimsel olarak bir adamı, birini tanıyabilmek için dokunmanıza bir ihtiyaç var diye bir gerekçe yok yani. O nefsin hilesi. Orada neye dikkat ediyoruz? O nefis mekanizmasının devreye girmemesi için tedbirli davranıyoruz. Üçüncü bir şahıs yanımızda olabilir. Kapalı mekanlarda kalınmayacak. Onu artık ailelere kalmıştır o. Kızınızı nasıl yetiştirdiyseniz, oğlunuzu nasıl yetiştirdiyseniz öyle gidecek. Yoksa o zamana kadar bir şey yok, o değerler verilmemiş. Nişanlıyken değer vermeye çalışırsanız, yönetmeye çalışırsanız, bak oğlum, bak kızım falan, o dönem geçti artık. Hangi değerlerle inşa edildiyse onlar o değerlere göre hayatlarını devam ettirecekler. O yüzden nişanlık dönemi bu anlamda önemlidir. Öyle es geçilmemeli. Yani nişanlık döneminde biz eşya almaya, çeyiz almaya, mağaza mağaza dolaşmaya gidiyoruz. 5 ay sonra da yuva dağılıyor. Ya baksana adam sinir krizleri geçiriyor. Hasta adam ya. Hasta. Ya kadın en ufak şeye acayip tepkiler veriyor. Mübarek görmüyor musun sen onu? Bakın mesela yakında beni arayan birisi dedi ki hocam ben bir hanımefendiyle tanışıyorum. Onunla evleneceğiz fakat şu anda evlenme taraftarı değil, bir yıl önce olmayacak diyor. Ben de bu ara annemle Umre'ye gideceğim. Tamam. Bana sorduğu soruya bak. Ben annemle Umre'ye gideceğim diyorum. Hanımefendi diyor ki gidemezsin. Niye? Evlenince birlikte gideceğiz. Tamam ama bir yıl sonra diyorsun. Bir yıl sonra evlendiğimizde gideriz. Şimdi annemle gideyim, o zaman seninle gideriz. Hayır, öyle olursa bu iş biter demiş. Şimdi beyefendi bana diyor ki ben annemle gidersem caiz mi? Mübarek neredesin sen? Kadın sana bir şey diyor. Kadın sana kendini tanıtıyor. Anlamaya çalışsana. Diyor ki ben problemleri böyle çözüyorum. Seninle çatıştığımızda, seninle fikir ayrılığına girdiğimizde benim sorun çözmek için kullandığım metot şantajdır. Tehdittir. Ya benim olacak ya da bitecek. Yarın bu kadın evlendiğinde bitecek diyecek. Ya benim dediğim olacak ya bu evlilik bitecek diyecek. Bakın şimdi orada onu fark edebilmek. Onun şey bu. Orada sorun çözme yöntemi. Evliliklerde belki en çok dikkat edilecek bu. Muhatap sorunları nasıl çözüyor? Konuşarak, anlayışla mı? Yoksa şiddetle, hiddetle, kaba kuvvetle, baskıyla, dayatmayla, şantajla mı? Şimdi bu hanımefendi bangır bangır bağırıyor. Benim silahım şantaj. Bir silah görmüyoruz. Caiz mi diyor. Annemle gitmek caiz mi tabii. Şimdi böyle saf bir beyefendi kadın yer yani. Lime lime doğrar yani onu. Tabii tabii. Vallahi doğrar. Tabii.